Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sarımsaklı domates sosu yapacağım. Domateslerimi yıkadım, kurumalarını bekliyorum. Üzerlerindeki su kalıntılarının. Sarımsaklarımı da soydum. Bunları da döveceğim. Domatesleri rendeledim. Pişireceğim tencereye. İçerisine sarımsaklarımı da boşaltacağım. Bir baş sarımsak kullanıyorum. Karıştırdım. Ocağa alıyorum. Ocağımı yakıp pişmeye bıraktım. Arada karıştırarak pişireceğiz. Sosum 10 dakikadır kaynıyor. Normalde yarım saat kadar pişmesi gerekiyor. Bu sulu hali geçecek. Kıvamlı bir hal alacak. Baştan tuzunu eklememiştim. Şimdi tuzunu ekliyorum. Baştan da eklenebilir. Kendi damak tadımıza göre miktarını ayarlayabiliriz. Sosumun suyu azalmış olsa da pişirmeye devam ediyorum. Sadece domatesimiz ve sarımsağımız pişiyor şu anda. Henüz daha diğer malzemelerimizi eklemedik. Yağsız olarak pişirdiğimiz sosumuz oldu. Akışkanlığı kayboldu. Açınca birbirine kavuşmuyor. Tabii pişme süresini yarım saat diyoruz ama ocağın harına ya da domatesin sululuk oranına göre de değişebilir. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum pişmiş olan sosuma. Ben 1,5 kilo domates kullandım. Domatesleri ben özel almadım. Evdeki domateslerimin yumuşayanlarından yaptım. Yağ ölçüsünü anlaşılması için o kadar olduğunu söylüyorum. Rendelemeye başlamadan önce de tartmıştım. Aynı bardakla yarım çay bardağı da sirke ekliyorum. Kaynama noktasına gelene kadar ateşte tutacağım. Kaynama noktasına gelince ocağımı kapatacağım. Tekrar kaynamaya başladı. Ocağımın altını kapatıyorum. Sosum hazır. Hazırlamış olduğum sosu kendi borusunda kızartmış olduğum kapaklı bir tavada biber kızartmasında kullanmak için hazırlamıştım ben. Onun üzerine alıyorum sosumda. Bu sosu makarnalarda, pizza sosu olarak da kullanıyorum ben. Çok güzel oluyor. Sosumun kalan fazlasını da küçük bir cam kavanoza koyuyorum. Daha sonra tüketmek için
aynı şekilde hazırlayıp vakumlayıp uzun süre kullanılabiliyor bu sosta. Diğer soslar gibi sade bir domatesli sarımsaklı sos olarak. Küçük bir kavanoza koyduğum sosumun kavanozun dış kısmını temizliyorum ve temiz bir kapakla kapatıyoruz. Sıkıştırıyoruz ve ters kapatıyoruz. Çok amaçlı kullanabileceğimiz sarımsaklı domates sosumuz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.